Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Bana dedi ki, hadi bakalım sen bir ağır yap da gel dedi. Sen de benim videomda yer almayı çok istiyorsun. Tunceli Hozat'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an yolumuzu kestiler. Alo, ne yapıyorsun paşa? Arda'nın onu nereden baksan ya, bu Alp birinden 4 saat sürer. Arkadaşlar şu an Bayburt'tayız. Bayburt birimiz yatar, birimiz gider. Birimiz yatar, birimiz gider. Bu şey yolu. He, eşek yolu yani. Eşek yolunu takip etmişler ve yol açmışlar. Hozat'a geldik. Kaptanlar yatar baba. Valla yani gidiyoruz, yol olmaz. Tunceli Ovacık burası mı lan? He, Ovacık burası. Ben de buraları gece geçeceğim. Burada fındık bahçesi mi var? He, fındık bahçesi var. Sür baba Allah'ın dediği olur be. Dön babam dön. Bingöl'de birinci bölümü kapatıyoruz. İkinci bölüm Muş'ta başlayacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Bugün günlerden salı. Ve salı gün arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu an sabahın bu saatinde yani 7.30-8 arası Bafra'ya çıktık, gidiyoruz. Bafra'dan inşallah pirinç yükleyeceğiz. Ama istikametimiz şu an tam belli değil. Sina bilmiyorum, şaka mı yaptı, ne yaptı? İşte bir bilgim yok. Bana dedi ki, hadi bakalım sen bir ağır yap da gel dedi. Ne diyorsun sen dedim, bu kış ayında ağrıya gidilir mi dedim ya. Vallahi güldü geçti ama bakacağız. Bafra'ya bir varalım yükleme yerine. Yüklemeye başlayacağımız zaman belli olacak nereye gideceğimiz. Ama eğer ciddiyse ağrı konusunda, bu kış ayında bu ağrı tarafı, Erzurum tarafı hiç çekilmez. Ne yapacağız bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Şu an şöyle ağrının hava durumuna baktım. Şu an şu saatlerde -16, -17 oralar gösteriyor. Bakalım hakkımız hayırlısı olsun. Herhalde yine bir eğitim başlıyor yani, öyle gözüküyor. Bir gidelim bakalım Bafra'ya. Ne olacak? Nereye gideceğiz? Nereye yükleyeceğiz? O zaman belli olacak. Arkadaşlar 3-4 gündür şey yapmıyoruz. Yola gitmiyorum. O en son karlı videosundan sonra aracı bakıma aldık. Aracın sibop ayarı, filtreler, yağ değişimi, hepsini yaptık Allah'ın izniyle. Ne oluyor la? Abrası bile kayıyor yani. Ondan sonra radyatöre kompresör hava veriyordu. Sıkıntı vardı. Onu da hallettik. Komple söktük ettik. Şu an inanın aracın motorunun sesini daha yeni aldım. Yani şu an Actros'un sesini daha yeni aldım. O kadar güzel çalışıyor ki, böyle kar 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 kar, saat gibi çalışıyor maşallah subhanallah. Ve şimdi inşallah güzel bir yolculuk yapacağız hep birlikte. Fark etmez artık, Ağrı olur, Van olur, Erzurum olur, yani bir şekilde gideceğiz. Gidenler gidiyor ya, biz de gideriz evelallah, hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan yolumuz açık olsun, kar nedeniyle yolumuz kapanmasın. Yol açık olsun Allah'ın izniyle. Ağır ağır da olsa, yavaş yavaş da olsa bir şekilde gideriz yani Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Gidemediğimiz yerde çek imdadı, yat aşağı, yak ve bostuyu. Bekle abi, yol açılmasını bekle. Yani paşaya kelle yetiştirmiyor sonuçta. Askerlerimize pirinç. Pirinç götürüyoruz. Şu an Atakum'dayız arkadaşlar. Atakum'a giriş yaptım. Samsun Atakum. Ve inanın yani üzerindeki hastalığı daha tam olarak atmış değilim. Yani şu öksürük yapıştı, daha bırakmıyor baba beni. Yani öksürük yapıştı, bırakmıyor. Bu üşümeler, halsizlikler, onları atlattık ama kuru öksürük bir yapıştı daha bırakmıyor. Vallahi bakalım. Malum ben hasta olmam. Yani bir sene boyunca olmam. Tam böyle şey zamanı, böyle kış ayında bir hasta olduğumu dedim. En aşağı bir hafta 10 gün benim peşimi bırakmıyor hastalık. Bir hafta 10 gün
çekiyorum yani bunu. Yapacak bir şey yok. Bir sene boyunca hasta olmazsan, bir hasta olursan en aşağı 10 gün, 15 gün artık bir ay bu hastalığı çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ucunda ölüm olmasın yeter ki. Hastalık gelip geçici. Ne oluyor lan? Ya hiç sevmiyorum şu sesi var ya. Neyse hadi bakalım. Şimdi doğru Bafra'ya. Orada aracımızı yükleyelim. Bakalım nereye gideceğiz. Bana da sürpriz, size de sürpriz. Hadi bakalım. Evet canlar, şu an Bafra'ya geldik. Yükleyecek olduğumuz yere doğru gidiyorum. Bafra Tarım Kredi Kooperatifi. Bugün hava çok güzel. Güneşli ama rüzgar da var. İnşallah bu hava böyle bir hafta devam eder. Yani gidecek olduğumuz yer de aynı şekilde olur. Sağ salim gider geliriz Allah'ın izniyle. Bir an önce yükleyip buradan çıkmam lazım ki erkenden yola koyulayım. Bir de aracımızın aküsünün birisi de bitmiş. Aküyü yenilemem lazım. Akşamdan sabaha akü bitiyor. Bu sabah araba çalışmadı mesela. Arabaya takviye yaptık. Şimdi dönüşte Samsun'a uğrayacağız ve akünün birini hemen değiştirmemiz lazım. İnşallah araba yoktur önümde, yükleme yerinde. Şu anda yok gibi gözüküyor zaten. Evet. Bir tane araba var ama. Evet, şu kantara bir uğrayalım. Ondan sonra devam. Evet arkadaşlar, şu an Bafra'dayız. Aracımızı yüklemeye başladık. Ve gitmiş olduğumuz güzergah 5 bölge. Muş, Bingöl, Hozat, Bayburt ve Trabzon. Trabzon iyi de, Bayburt daha iyi de. Abi bu Hozat, Tunceli Hozat, Bingöl, Muş. Orası benim canımı çok yakacak, öyle gözüküyor. Belli de olmaz, belki Sina ile de beraber gidebiliriz. Şu arabayı bir yükleyelim bakalım hayırlısıyla. Zincirimizi falan alalım. Bakalım bundan sonra ne oluyor. Hatırlıyorsanız geçen videoda şu görmüş olduğunuz arada ezilmiştim. Ama bu sefer aralara derelere girmiyorum. Bu dayım tehlikeli biraz. İnşallah takılmaz şuraya. Takılır, hayva yedik. Bir daha uğraşacağım. Hadi bakalım ya, bismillah. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. İstikamet ilk önce Trabzon, sonra Bayburt, sonra Hozan, Bingöl ve Muş. Hadi bakalım. Ha şimdi bizim Keko Aydın Bey geldi. O da doğudan geldi. O da şimdi Diyarbakır, Midyat falan yüklüyor. Diyor ki Muş'a dikkat et. Yani orada çok gizli buz var. Aman diyeyim dikkat et diyor bana. Bakacağız baba. Allah yardımcımız olsun. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle gidip geliriz evelallah. Şu ön camları da bir halletmem lazım. Trabzon'a 9 palet vereceğim. Trabzon'da ne kadar teferruatlı işleri var bunların da ya. İşte devlet işi ya, resmi iş ya. Teferruat hiç bitmiyor baba. Bafra'dan bir çıkalım ailesiyle, Samsun'a bir geçelim. Şimdi buradan böyle döneceğiz. yandık. Eğitim bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar, iyi akşamlar. Gördüğünüz gibi Sina Bey'i aldık yanımıza. Onunla beraber yolculuğumuz başladı. Ha, devamlı diyorsunuz ya, Sina abiyle video gelsin, video gelsin. Aha da geliyor. Adam ya, adam görüyorsun daha, patron adam. Ya merhaba arkadaşlar. Oturdu sağ tarafa.
Ne yapıyorsun Kral? Ne yapalım valla? Çağırdın geldik. Çağırdım geldi. Yani boştasın zaten, canım sıkılıyor. Sefa, Sefa da gelmiş zaten İskenderun'dan. Zaten işi de Sefa'ya yıktı. Ne yapacaksın sen burada? Gidip gelelim daha beraber. Çok ısrar ettin yapacak. Yani sen de benim videomda yer almayı çok istiyorsun. Adam. Dedim bu kardeşim alayım gideyim dedim. Baba ben çıkıp gidecektim. Yaşar dedi. Şey yapma la dedi. Tek gitme dedi. Oranın dedi havasına belli olmuyor dedi. Hiç olmazsa Sina'ya lan beraber gidin. İçim şoför daha iyi gidersiniz dedi. Biri iz yatarsınız, biri devam edersiniz dedi. Daha erken gider gelirsiniz dedi. Yani şimdi oralarda çok gitti belediye başkan. Dedi tek başına dedi, tek şoför dedi. Gideceğin, mola vereceğim, uykun gelecek, yatacak dedi. Ama dedi iki şoför oldu mu dedi. Rahat rahat gidersiniz dedi. O yüzden dedim. Yani gidelim işte işin yoksa diye. Zaten arabamızda bir şey yok. Bayburt'tan sonra 9 tonla mı ne gideceğiz. Valla durdular. En sonunda doğu tarafını bana kilitlediler arkadaşlar. Şu an Bayburt'u vereceğiz. Oradan Tunceli Hozat'a geçeceğiz. Bingöl'e, Bingöl'den Muş'a. Geri dönüşü ne yapacağız? Bakacağız. Bir gidelim buralara bakalım da. Yük bulabilir miyiz orada? Yani kafam atarsa boş geliriz ya. Allah Allah. Ne olacak? Sıkıntı yok. Nasıl olsa gidişimiz Allah'ımıza şükürler olsun. İyi ya. Yani Ali benim öyle Çanakkale'de. Hala gelemedi mi o? Ya o karşıya boşalttı ya adaya. He. Ya o gemiyi bekledi daha bir gün. Ha hava doğru. Ya, denizde fırtına vardı. Aynen yarın kanala geçtim. Yarın yükecek. Nereden yükecek? Şeyden ya. Doğruları Balıkesir tarafında. Balıkesir'de. İyi. Harbi de iyi herhalde. Bir çalışıyor. Çalışsın abi adam. Adama söz vermişsiniz. Vermişiz. Ben bilmiyorum. Ben kulağıma geliyor. Ben bilmiyorum. Adam bazıyla dedi. Ben evet. Dedi ben dedi gelmiyordum dedi. Bana dedi böyle böyle dediler dedi. Ben de tamam o zaman geleyim dedim dedi. Sağ öyle mi dediler dedim. Öyle dediler dedi. İyi tamam dedim o zaman ya. Sıkıntı yok dedim. Sen gönlün olsun o zaman dedim. Damper de o size takacağım diye. İyi tak dedim. Ya ağırdan. Sen damperi ne yaptın Allah için? Senin işi sen transportçu mu? Sıkıntı yok baba. Yok, şimdi, yok tamam damperi tak. Tamam tak. Ama bu sefer... Ben bilmiyorum başıma geleceğini. Niye takıyorum? Ama takmıyor. Damperi tak tamam tak. Şimdi sen damperi taktığı zaman... Şimdi sen bir gün ulaşmazsın ki uzun yolda buramdaydı oydu buydu. Yok ne işin var ya? Yok ama ciddi diyorum. Valla oğlum mal benim malım mal tak. Allah Allah. Ben kimseye şey diyor ki ben damperle uğraşabilecek kadar... Ben de o adama hayret ediyorum. Oğlum gideceksin ilave sök, kapak aç. Yok baba sök. He. Hani çık yağmurda fırtınada pislik çamur. Yok baba benim arabamı yaptır da şu yanlıkları manlıkları arabanın yanlıklar önünü. Yanlıklar geldi bana ne diyorsun da? Yanlıklar geldi de parçalar gelmemiş önün parçaları. Ya yılbaşında sonra. Eniştemin bu ara psikolojisi bozuk. Ondan sonra şey borular, tabelalar. Hepsi kaldı. Tabela yaptırdık geldi. Tabela mabela taktıramadım. Ben yapacağım yaptım. İyi de boruyu moruyu ne yapacağım? O bak tamam da şey bak ben şu an yapacağım yaptım. Şunları bir yaptır. Mesela diyelim önü yaptırdık, yanlıkları taktırdık falan boru. O kolay. Sen bir yaptır arabayı. Ahmet abiye dedim. Ahmet abi dedi parçalar da yılbaşından önce gelir dedi. Tamam da yılbaşı ne kaldı? İki gün sonra yılbaşı zaten. Yılbaşından sonra dedi. İyi tamam dedim ben de. Şimdi Volkan da bir şey diyemiyor baba. Adamın psikolojisi kaymış anasını zaten. Bugün bir uğradım yanına. Enişte ne yapayım dedim. Ne yapayım bacanat dedi ya. Kayınço dedi. Psikolojim kaydı dedi ya. Adamla konuşmaya gelmiyor. Yani var, o da var. Seni sarılıyor ya. Benim psikolojim gitti. Sola git oğlum. Komple yolu mu kaplayacaksın ya? Şuna bak ya. Allah Allah. Sakin baba. Sanki yolunu verdiler ya. O sağ tarafa atmış kendini de dorsayı kurtaramamış. Ya tamam senin arabanı zaten şimdi komple yapacağız da bir şey demedik yani. Bir şey demedik bakacağız. Hani bir gün taksinden beri canım sanki sen gitse çekimini yap. Doğru mu?
Yok şimdi sen onda şimdi uğraşabilecek misin söyleyeyim sana? Altlak var mı bilmem bu vermesi? Ya daha uğraşacak. Alt mal komple. Las, balat, dikster, mikster, balat hepsi yapılıyor mu? Yapılıyor. Tamam. Kur'an'da aynı Yaşar'ın dorpada yürüyor. Kayar mı yaptırıyorsun? Kayar değil. Şey, tulum, bulanda. Ha, bu dorsa kötü değil, bu dorsa değil. Şu dorsaya bir bakım yapasın, bak şuna, switch'e. Bu bisikletler, misletler söküyor, yeni bisiklet takılsın. Bakımlar yapılsın, ha bakımlar, kapatları, ıvırları, zıvırları. Bisikletler yoğur, aşırı buğdaydı, kepekti, arpaydı. Bak şimdi hiç ben size şimdi hani çektirdim mi? Yani yok, slow ve dejavu. Niye? Allah daha çok verirsin. Şimdi iş yok şimdi. Abi piliç abi bitti işte. Bu en azından bitti. Ama yılbaşından sonra ne olacağı belli değil yani. Yılbaşından daha farklı işler var. Nasıl yani? Pirinç mi? Yok pirinç değil ya. Başka işler. Uzun yol mu yoksa damperle mi? Uzun yol. Sabit. He. Yani her gün Gebze. Gebze bu tarafı, Gebze bu tarafı. He. İyi. Her gün günlük iki araba Gebze'ye. Tamam. Sıkıntı yok. Ha, dorsi nerede? Yani şeyde mi, içeride, dışarıda mı? Tam kenarda. Allah, burada bakalım mı? Bakalım. Bakalım da Allah abi, dorsi bizi aldık. Daha bakamadık yani satayım ya. Ben geçen gördüm giderken, tam kenara koymuşlar. Bu tarafta. Duramadım. Mustafa gel. Bekliyor ya, ben oraya da gidemedim ki. Ama güzel yapmışsın. Güzel yapmış. Güzel olmuş. Yemek... Millet dediği gibi işte, yok yemek... darsa, yaşarsan böyle. Yak lan, yemek dolabı falan koymuş arası benim için ya büyük. Yok ben de dedim ki oğlum, ne diyorsunuz oğlum siz? Yanlara 6 tane lamba olacağına 8 lamba koymuş. Yok ama normal yapmışlar doğrusu. Yapmışlar. Baba adamlar çarsan... Yani yok bak... bana yok sert diyor, yok makinsan diyor. Tamam bak, hani ben öbürlerine için kötü demiyorum ama doğrusu da güzel ya. Yani. Abi bak. Bu millet salak şanset değil ki. Şanset tırsan, üstü çarsan adam Avrupa'ya ihracat yapıyor, Avrupa'ya. Biliyorum ben. He Avrupa'ya. Adam yani Samsun'un yani bir numara dorsicisi. Kim ne dese desin, millet konuşuyor, boş konuşuyor. Yani, adamlar işini sağlam yapıyor abi. Durup bakalım mı? Duracağız. Yok hani ben beğendim oğlum. Bir kere Yusufoğlu adamlar şey mi yani? Adamlar deli ya, mi? Ya Yusufoğlu niye onları yaptı? Deli mi adamlar? Adamlar hani dünya kadar dorsu yaptırırdı. He. Kötü olan adamlar yaptırır mı? Bir defa şimdi bu dorsuyu alan adam yani hani bir sefer aldın kötü çıktı adam bir de alır mı yani? Tabii canım. Öyle de şimdi ben şimdi sıfır aldım. He, şimdi ben bir daha alacağım ben. Hani işler yolda gelse. Ya dedim ne uğraşacağım? Tas güzel, sıfır. Güzel. Her şey sıfır. Güzel yapmışlar. Güzel. Hani evlat nerede? Aa bak. Aa bak kafada. Hani burada mı Mustafa? Ağlıyor. Hani buradaydı Mustafa gibi. Bilmiyorum ki oradalar. Şu dorseye bir bakalım. Aa dorseyi yakıyor ya. Görüyor musun boyayı? Arkadaşlar bu Çarşan'daki yeni yapılan damper dorsemiz. Şöyle görün istedim. Çarşan'dayız. Görmüş olduğunuz gibi Samsun'un bir numaralı kaliteli dorse işçiliğiyle Samsun'un yıldızı diyelim. Baksana abi şu güzelliğe ya. Yani Mustafa yemek dolabı bile koymuş bana yemek. Ağzına yediyorum. Adam sözünde durdu yani. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Abi çok güzel olmuş ya. Maşallah. Mustafa dedi zaten boyayı bana bırak dedi. Boya işi bende dedi. Sana özel boya vurduracağım dedi. Vurdurmuş. Harbiden eline sağlık. Güzel yaptırmış. Arkadaşlar bunun ayrı bir çekimi gelecek. Bir gün buraya Mustafa kardeşimizin yanına geleceğiz. Mustafa ve İbrahim kardeşlerin yanına. Burada sizler için güzel bir çekim yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi Çarşan, Samsun'un gözdesi.
Burası yazıhaneleri, büroları, şurası atölye içerisi. Sizler için ayrı bir çekim yapacağım burada. Bu görmüş olduğunuz şaheser, Çarsan'ın şaheseri ve süper. 10 numara 5 yıldız. Bakın benim için hatta kapak başı 2 lamba koymuş. 2, 4, 6, 8. Ama işte bu damperi benim takıp takmayacağım belli değil ama olsun, sağlık olsun, sıkıntı yok şirketimizin. Ben de takarım, öbür araba da takar. Şirketimize hayırlı uğurlu olsun ama tabii ki bunun özel bir çekimi gelecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdilik Sina Başkan'a verdik arabayı. Dedim biraz da sen git. Zaten bugünden beri bayağı bir yoruldun. Dedim biraz git de ondan sonra ben devam ederim dedim. Özlemiştir kendisi araba kullanmayı. Ne zamandır araba sırtına çıktı yok beyefendinin. Aynen. Dedim biraz şöyle bir özlemini gider. Aynen yani. Baba nasıl gidebilecek mi bu kadar yolu? Vallahi ya gidemeyecek yol olmaz. Gidebilir. Yani. Yoldan yana sıkıntı yok. Aynen. Yeter ki gidilmesi gereken yol olsun baba. Ya biliyorsun biz bu yollara zamanla çok gittik. Yavrum benim be. Hornası bile yetiyor be. Gideriz gider. Baba güzel bir sivo boyarı yaptırmışım buna. Belli araba. Değil mi? Arabanın sesi bile kendine geldi ya. Bir de bu yukarıdan aşağı gelen baca var ya, hava filtre bacası. O filtre tamamen tıkanmış, bir de böyle çıkmış yuvadan. O da tıkamış orayı. Onu da değiştir komple. Yağ filtresi, mazot filtresi, yağ, hava filtresi. Öndeki hep komple değişti mi yağlar? Komple değişti. Vallahi sen sen bana dedin ama ben işin yoğunluğuna kafam kaldıramadım ki. Sağdım, ne yaparsan yaptın. Yap, ne yaptıysan yaptın. Hiç uğraşamam ben. Hani. Abi girmiş kendine hepsi bir yanda çıksın da zaten yani 120-130 bin yapmışız yağda. Biz zaten bunu biz 120 binde değiştik. 117 binde biz bunu yağını değişmiştik. He. Şu an 201 binde zaten. 201 binde. 200 binde sen. Zaten ne yapıyor? Aşağı yukarı sana gelene baksa gene 85 bin. 85 bin. Yeter, fazla gitmeye gerek yok. 80 bin. Zaten orada da öyle dediler serviste. Yani fazla kilometreye bakmayın dedi. Yani saate aldanmayın dedi. Bu arabada en fazla 70 75 bin, 80 bin civarında değişin yağını dedi. Yeter dedi. Yani uzatmayın dedi. Şimdi arkadaşlar Ayhan kardeşimiz değişti bize, Ayhan Gıcır. O da düştü önümüze gidiyor. Bakalım yakalayacağız inşallah. Ağır ağır gidiyoruz. Ayhan kardeşim harbiden adam yani. Gıcırların Ayhan. Yani Amasya'ya can dostum desem yeri yani. Ben ne zaman nerede bir işim olsa sağ olsun hemen hallediyor ya. Yani. Arar sorar. Abi nasılsın? Bize böyle adam lazım baba. Menfaatçi adam değil, çıkarcı adam değil. Yani. Her zaman dostluğuna sahip çıkan, arkadaşına sahip çıkan, her zaman yanında olan adam lazım bize. Bakalım gidiyoruz. Gideriz baba, sıkıntı yok ki. Birimiz yatar, birimiz gider. Birimiz yatar, birimiz gider baba. Yapacak bir şey yok. Vallahi zaten benim kafa yorgun biliyorsun. Ben zaten stresi hani böyle atmaya ya şu an 2-3 yere verdi miydik rahatlardı. Zaten arabada da yük kalmıyor. Yani. Muş'un 4 paleti var, Bingöl'ün 3 paleti var. 7 palet. Zaten Bayburt'tan sonra da 9-10 ton büyük kalıyor arabada, bir şey kalmıyor. Yani 13 ton kalıyor. O da zaten bir şey değil ya. Ya gidelim bakalım. Hadi bakalım. Yolumuz batımız açık olsun. Ayhan! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? İyi, nereye gidiyorsun böyle? Kırmızıya da hazırlıyorum.
Baba sıkıntı yok ya. Kırmızı da var abi, sohbet edelim ayak üstüne. Beni de şunu çek, şunu bak 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 şunu çek abi. Görüyor musun? Abi onlar her zaman yaptığı şey ya. Bak bak bak. Adam. Adam. Yaptı yine yapacağını. Adam sağına giriyor inadına. Ondan sonra kör noktaya giriyor. Vay efendim sen bana vurdun. Abi burası böyle ya. Bura var ya. Ya ne oldu dayı? Ne oldu, girebildin mi? Evet arkadaşlar, şu an gecenin saat 2.30. Artık benim de uyuma zamanım geldi. Şu an birinci noktadayız. Sabah kalkacağız, boşaltacağız inşallah. Ne diyelim? Gördüğünüz gibi Sina Başkan horul horul uyuyor. Benim de uykumu getirdi. Şimdi ben de yatacağım. Sabah görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar. Abi de dur da adam arayacak ya şimdi. Dur. Bize beklemeyelim daha önce şey yapalım. Tamam canım. Saat kaçta aradı o adam bizi ya? O erken. Yok ya, 8'de aradı. 8'de. Adam Semzan'da çalışıyormuş zaten. Vallahi gece saat 3'te yattım. Daha yeni kalktı sabah 8, adam aradı sağ olsun. Hem de uçakta uyuya uyuya gidiyor. Yani o neredeydi ya? Ya beni şeyde durdurdu ya. Şey yok mu kopan? Zaten Trabzon'u zaten ben arabaya verdim sana. Kaç kilometre vardı? 100 kilometre vardı. Dedi ya çorba yok oğlum, benim işim ya, beni yanına bırakacaksınız. Oğlum sen ayrı gidiyorsun, ben ayrı gidiyorum. Neyse bir daha durdum da. Şu an o şeyde, Rize'de, Çayörü'nde. Ne eve gidiyor mu, yatıyor mu? Şu an gidiyor. Emre yandı ya. Hani o da niye yandı? O çünkü o geç kaldı. O şimdi yukarıda vuracak Ardahan'ı. Ardahan'ı nereden baksan ya, bu art bininden 4 saat sürer. Sen gittin mi şöyle? Ya ben gittim. Oğlum ben o yolda, ben Emre'nin yanında olsam var ya, ben burada giderdim. Bağırdı. Kars öyle girdim aşağıya. Araba şimdi orada mı düşecek, ikiye düşecek ha. Erman canın hadi. Çektim ama hani ben bir şey demedim Emre gitsin diye de. Yaşar demiş ya ona. Oradan şey, ya Kars şöyle gitti. Ya o biliyor o yolu. Emre o yolda şey getirir, 40 tane var ya. Efendim. Tamam geliyorum baba. Benim araba beyaz bir Mercedes. 55 SEO 025. Mercedes deme, aktör. Yolun kenarında mısın? Yolun kenarında mısın? Tamam, ne renk? Beyaz, tamam babacığım geliyorum. Baba beyaz renk bir Broadway. Ne o? Broadway, tamam. Aynen o taraflarda. Hadi bakalım, şimdi doğru boşalt bir. Buradan sonra direkt Bayburt, Allah nasip ederse. Bayburt'a gideceğiz. Ondan sonra doğru Tunceli Mozat. Evet canlar, yolculuğumuz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Şu an neredeyiz? Valla Torul'a doğru çıkıyoruz. Torul. Şöyle göstereyim. Sina Başkan yine direksiyonda. Adam hasret kalmış. Baba araba kullanmaya vermiyor abi. Ben de giderim diye. Git baba dedim. Yollara bak.
arkadaşa kar mı düşüyor abi ya? Arıyor. Nerede bilmiyorum ki oğlum, ne bileyim. Evet arkadaşlar, şu an Ziga Dağı'nın, Zigana Dağı'nın rampalarını iniyoruz. La oğlum kaç yoldan la? Kaç yoldan? Vururlar sana abi, de yazık olur sana. Ne yalan söyleyeyim baba, ben buraya tarafa ilk defa geliyorum. Oo, ben burada 40 tonla geçmedim. 40 tonla mı? Tabii canım. Erkek! Yani oğlum bir kere o zaman rotorlar neredeydi? Bak rotorlar var, ne güzel. He. Ama bak bakımları yaptın, rotorlar nasıl değişti gördün mü? Aynen. Buna lan nereye gelmişler lan? Şuraya bak ya. Torul 15, Gümüşhane 40 kilometre. Dön babam dön. Şu tepeden ya, aşağı inelim. 112 yolumuz var. 112. Sıkıntı yok baba, ineriz Allah'ın izniyle. 1,5 saat oradayız. Yavrum benim. Dön. Baba gelmişken aslında Zigana'da bir et yeseydik indi ya. Çektik de işte zaman. Allah. Çıktı olmazı. Acıktım ben ya. Ben de acıktım da. Ama orada bir kantara çıktım. Moralim çok bozuldu. Niye? 109 kilo olmuş. Bir an önce ekmeğe şekeri kesmem lazım. Şey gibi yiyorsunuz. Bu sezonun bir oturduğum var. Bir tane kuzu yiye. Kuzunun yarısını yiye. Baba et. Et, balık oldu muydu dayanamıyorum. Çok yiyorum. Ah yavrum benim ya. Sür! Sür baba Allah'ın dediği olur. Arkadaşlar şu an Bayburt'tayız. Bayburt'a geldik. Şu görmüş olduğunuz yer Bayburt terminali, yani otogar. Şu an ikinci yerdeyiz. İnşallah buradan da aracımızı boşaltacağız. Allah nasip ederse verenin istikamet Tunceli. Hadi bakalım takipte kalın. Devam ki. Sinan Başkan, koptu rampaları temiz ya. Bir şey yok bunlarda ya. Ama bayağı kar yağmış ha. Ay yavrum şu manzaraya bak ya. Şu an sıfıra düştü. Ne? Derece. Aşağı doğru iniyoruz ya. Bırak da düşsün be. Yeter diyorsun yani. Günlük güneşlik geldik. Yani. Maşallah iyi güneş var. Ay yavrum be. Ay yavrum be. Dön. Vallahi arkadaşlar, herkese Tunceli Pülümür yolundan selamlar. Şu an Sina Başkan'la beraber Pülümür yoluna girdik. Ama yalnız bizden başka bir Allah'ın kulu yok. Bu nasıl bir iş ben anlamadım. Vallahi yola bakın ya. Dur oğlum, dat edip durma ya. Ne oğlum, boş ver ya. Bir Allah'ın kulu yok, şuraya bak ya. Eskiden burada arkadaşlar devam haberleri çıkıyordu. Pülümür'de baskın, Pülümür'de yol kesimi, yok araba yaktılar, yok şu oldu, yok bu oldu. Bak adam arıza yapmış. Eskiden böyle olaylar oluyordu burada ama tabii ki şu an böyle bir şey yok. Bizim yağ uçaklarımız yani kafa kaldırttırmıyor Allah'ın izniyle. Zaten bu havalarda da bunların dışarıda bir gezme şansları yok. Şu an biz Pülümür yolundayız. Tunceli'ye doğru gitmeye çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı. Lampaya asılı gidiyoruz. He? Lampaya asılı gidiyoruz. Sıkıntı yok baba. Vatanımızın her toprağı bizim Allah'ın izniyle. Kim ne dese desin, sür. Sür bir lafım vardı ya, sür baba Allah'ın dediği olur. Sür baba Allah'ın dediği olur. Sıkıntı yok. 30 kilometre sonra, 25-30 kilometre sonra Pülümür'deyiz. Oradan Tunceli, Ozat. Yat baba sabah kalk, devam. Bingöl, Muş. Bu değil, telefon da çekmiyor, internet de çekmiyor. Vallahi çekiyor mu? Valla benim Türkcell şu an tek bir çubuk çekiyor. Sanki Türkcell tek çubuk çekiyor. Benimki de şu an tek çubuk çekiyor, internet de çekiyor. İyi, kendine gelmiş. Bu ne la? Evet.
Askerlerimiz şu an burada. Allah'ınıza kurban. Allah'ınıza kurban be sizin akrep. Adamsınız adam. Akrebi görüyorsunuz bak. Bak adam. Durdurmuşlar kamyonu. Bak görüyorsunuz değil mi? Bizim vatanımızın her bir karışında Mehmetçiğimiz var. Askerimiz var. Ha bu arada Bayburt'ta bütün Mehmetçiklerimize, er ve erbaşlarımıza selam olsun. Kendilerine sözüm vardı bugün. Subay as subay, er erbaş fark etmez. Hepsine kucak dolusu sevgiler, saygılar. Geldiler bugün beni gördüler. Zahmetlerim sen buraya gelir miydin diye. Askeri için de video çekmiyorum. Askeri için de video çektiğim takdirde hem askeriyenin o müsaade eden bölük hem biz ceza alıyoruz. Onun için öyle bir şey yapmak istemedim. Yapmam da. Şu an Allah'ın izniyle Plümür yoluna girdik. Ağır ağır gidiyoruz baba. Sür baba devam ki. Arkadaşlar buralar... Gidiyoruz lan Plümür yolundayız. Plümür. Gidiyoruz ya baba. Plümür yolundayız. Bazı şey sen doktor diyor. Yok bir şey yok baba. Yarımını verdikten sonra iki yerde kalıyor. Bu ne baba ya? Bu ne biçim tünel? Adam buraya bir lamba koyar, bir şey koyar ya. Birinden çıkıp birine gidiyor. Şuraya bak. Ortala var ya. Yok oğlum, orada değilik yani. Bu ne lan? Ne oldu? Ha, tünel mi la bura? Demek ki. Arkadaşlar şu an Tunceli'deyiz. Tunceli'ye geçiyoruz. Bu ne baba ya? Bayağı güzelmiş bu ya. Tunceli'ye geçiyoruz. Oza'da Oza istikametine devam. Tunceli, Tunceli, güzel Tunceli. Ya merkeze de var. Zaten onu aydın gitti ya. Petrol ofisi. Her yerde yıldız kral. Dayı ne yapıyor ya? Tek Ankara'ya gitmez mi? Baba bu ne ya? Ulan biz nereye gidiyoruz ya? Sinan Başkan! Ya Rabbi! Bu ne anacığını satayım? Bu nasıl bir yolmuş böyle ya? Kestirme yol dediler ama bizi nereye soktular? Allah'tan araba gelmiyor ha. Gerçi bu saatte de bizden başka kim girer ki buraya? Şuraya bak. Adamın içi ürperiyor be. Tunceli Ozat yolu. Bizim oraları öpüyor. Vallahi ben bizim oraların toprağını öpeyim ya. Vallahi bizim oraların ben toprağını öpeyim ya. Burada adamı yerler lan. Sür baba Allah'ın dediği olur be. Devam ki.
Ozat'a geldik. Saat kaç baba? 10. Saat gecenin 10'u. Ozat'a giriş yaptık. Boşaltacak olduğumuz yerde şu ileride bir yerde. Şimdi kaptanlar yatar baba. Herkes hayırlı geceler. Sabah görüşürüz. Bugün yolda ikinci gecemiz. Evet arkadaşlar, şu an Ozat'tan çıkıyoruz. Allah nasip ederse. Efendim. Şuradan bir dönelim hayırlısıyla. Alıyorum. Efendim. Taksici dayıla. Taksi çektiğini duruyor ama. Ya maaşını boşaltma korkusuna duşa geçiyor. Efendim abi. Yani ne kadar fazla oldu? Oy, Allah'tan burada palet vardı yani. 4 palet hemen portif. Yani palet demişim, portif. Geride yatar mı sana? Portifle. Sen nereden aldın? Paşetle mi alacaksın? Aldık yani. Nereden baba, anlamadım ki. Tamam o zaman. Boşalttığımız yer burası. Tamam, komando tubayı. Şimdi tamam. Allah nasip ederse Bingöl'e. Ya Bingöl ne kadar atayım? Ne kadar atayım? Tamam, ben sana atıyorum 2-3, tamam mı? Yani ben sende kamaşık yerim var. Seri araç çıkabilir. Ne? He? Aynen. Aş. Al. Buradan bir daha tepeye çıkacağız. Geldiğimiz yolu. Tamam tamam. Az yavaşlaşın abi. Şuradan çıkacağız şu arada. Az çıkmaya çalışıyor. Az abi buradan çıkmaya çalışıyor. Seni arayacağım. Bekle be. Atacağım ben seni. Tamam atıyorum. Önce kanka şimdi biz nereden böyle gideceğiz? Akşam geldiğimiz yerden. Peşine gidiyor Muş'a, doğru mu? Şeye Bingöl'e. Bingöl'e. Oradan Muş. Dur bakalım buradan nereden veriyor? Buradan yani. Akşam geldiğimiz yerden gideceğiz lan. Adam ne diye, ne biçim yolmuş burası diye ya. Allah Allah. Valla. Navigasyon diye 1,5 saat gösterdi, 2,5 saatte geldim diye. Ozat güle güle. Demek buranın belediye başkanı her şeyi kendi yapıyormuş ha. Bağımsız. Şey daha işte Tunceli'de. Hava kar yağmadan kaçalım. Ha, o neydi lan? İlave düştü. Biz bugün her diğer yeri de veririz, böyle geliyor. Vallahi içinden bir ses o iki yeri de vereceğimizi söylüyor ama inşallah. Gittiğimiz yerde eğer ki portif olursa tah hemen. Kaç palet? 2 palet. 5 palet var. 3 palet Bingöl'ün, 2 palet Muş'un. Oradan Erzurum'a geliriz. Erzurum olmadı. Su fabrikası var orada, olmadı su yüklerim, bir şey yaparım. Adam ne diyor, burası ne biçim yolmuş diye. He. Biz dedim akşam... Ben demedim, biz oraya biz gece geçtik. Biz dedim gece geçtik orayı dedim. Ben niye gece diye vurmam oraya diye. Hasan abi, şimdi o tepeye çıkacağız. Gece araba gelmiyordu ama gündüz araba gelir bu yoldan. Yani evet, gündüz araba çıkar önümüze. Anlatıyorlardı bana böyle askerlik yapanlar. Ben işte şurada askerlik yaptım, burada askerlik yaptım. Tunceli'de, Hozat'ta. Şurada, burada. Karlova bu. Ha, lan harbiden yani helal olsun. Çok sıkıntı, nerede askerlik yapmışlar. Ama aşağı inerim de sen o Bingöl'ü ara. Şansımıza inşallah portif vardır. İnşallah. Bakacağız. Aleyküm selam baba. Her yerde Ege'si tanıyor ha. Ha şimdi Nizami'deki... Oradaki subay bile tanıyor. Nizami subay dedi ya,
Abi sen Nizamettin abi değil misin? Evet dedim. Nizamettin abi sen hoş geldin. Ne işin var burada diye. Piriş getirdim de baba ne yapayım dedim. Sağ olsunlar ha. Askeri personelden bayağı bir tanıyanlarımız var ya. Ovacık. Tunceli Ovacık burası mı lan? Ha Ovacık. Alo. Karaoğlan, Geyik Suyu, Ovacık. Ana derdim. İşte o belediye başkanı burada abi. Ovacık belediye başkanı. Ovacık belediye başkanı. He. Şimdi hani böyle canlı yayın yaptı. Ben her dakika gitti ama tam Tunceli'ye gelmedim. Yani Elazığ, Urfa, Diyarbakır hani hepsine gittim ama Van'a gittim, Hakkari'ye gittim. Ama buraya hiç gelmedim, Tunceli'ye. Ben de hiç gelmedim, ben ilk defa geldim. Bak bayağı kar yağmış. Benim sayemde gezdi işte her tarafı ya. He. Gökhan şimdi bunu izler buradan. Ben Gökhan şimdi buna bir şey koyar orada. He koyar. Gökhan'ın işi zaten o. Ama bir şey değil mi? Kışın buraya gelmek için. Ya oğlum millet hani şimdi böyle hep video atıyor diye hikaye atıyor da. Ne diyor oğlum bu adam manyak mı ya? Abre lapa lapa kar yağarken düşünsene abre doğru gidiyor. Kar da bir hafta önce buraya yağmış. Aynen bir haftalık kar bu zaten. Hani sen gece dedin ya o dağdan elektrik yakıyorlar bize diye. O zaman şöyle bir baktım tepelere. Ama olur. Yani... Bak vurmadım arabanın içine. Olur mu olur yani. Tamam sadece şey gezer galiba ki yani yok koruyucu gezer. Koruyucu gezer. Ne bileyim adam tavşan avına çıkmıştır. Ya anasını şimdi yani. Öyle daha olur daha buralarda Allah Allah. Keklik, tavşan. Avın olmadığı yer mi var? Kafa yiyemem. Şuralara bak ya. Kanka hava bozmaya başladı ha. Şöyle Bingöl'ü muş verip de Erzurum'a insek bari. Yok hava güneşli ya. Baksana şuraları ya. Burası şimdi tam şeyde kalıyor yamaçta. Oranın aşağısı güneşli. Güzel şu aşağı indim hemen. Döşeme gideriz oraya. Bak farkında mısın? Samsun'dan çıktık bir tane polis durmadı. He. İşte buranın bu huyunu seviyor. Bir tane trappers durdurup da tırları kontrol etme işi yok. Ufak arabalar ediyor jandarma. Hep jandarma. Asker. Buranın da bu hüne hastayım işte. Yani o yüzden doğu arabalara devamlı basa bas gidiyor. Dayı hayırdır nereden geliyorsun sen ya? Kimsin nesin? Selam. Bu ne baba? Eskiden de baba her şey. Eskiden. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Eskiden. Her taraf temizlendi. Eskiden, herkes abi, herkes hatasını anladı. Hainlik yaptığını anladı. Pişman olanlar oldu. Akşamki dayım nasıl bakıyordu bize? Tabii bizi yiyecek lan. Vallahi ya. Ben dedim ne oluyor lan dedim. Gibi oldum vallahi. Virajları çok keskin buranın işte. Yani var ya sen de bayağı yavaş gidiyor. Allah'tan. Yavaş Allah. Oğlum birazdan buradan mı geçtik lan? He. Nereden geçtik ya? Bunu bir an buraya hatırlayamadım. Gece olduğu için sağa sola bakıyorduk ışıklara. Sıfır al, şey yarıya. Sağa sola bakıyorduk ışık gözüküyor mu? Nereye gidecek? Nereye inecek?
Çünkü devamı gidiyor tepeye tepeye tepeye, zirveye çıkıyorduk devam. Benim gözüm hep sağda solda diye böyle bir şehir ışığı gözetliyordum. Acaba daha var mı diye. Ne var mı diye? Şehir ışığı gözetliyorum da ben daha çok mu gideceğiz? Çok mu gideceğiz diye. Akşam ben de buna baktım da. Evet arkadaşlar, şu an yolumuzu kestiler. O keçi kesti. Oğlum, ne yapıyorsun paşa? Nasılsın, iyi misin? Devam et, devam et. Açıyor yapıyoruz yanlış. Çok kötü bakıyor ya. Bir aşağı insene yapma. He, inersin. Akşam sen niye kaçtın öyle ya? La nasıl kaçmayayım? Nasıl kaçmayayım ya? Anam. Kangal köpeğe. Kangal köpeğe birdenbire bir çıktı önüme hayvan gibi. Baba kolay gelsin. Dayım hediye takmış sırtına. Bunlar, bunlar dağın tepesine çıkacak. Az dur. Hava iyi aşağıda ya buralarda. Hava iyi iyi. Dön babam dön. Dön babam dön. Ey Allah'ım, nerelere geldik? Varsa'da yine şase var. Zaten geldim, onu kopya değişim arası. Esat'ın zaten değişmesi lazım Sina. Ali Osman abi hep kablolar çürümüş dedi. Birini yapıyorum, biri kesin. Ama ben ona dedim mi değiş dedim. Ya bana bak, buraya geleceğim var ya, yaşar. Hep beraber. He? Dağın tepesine çıkacaksın. Yapacaksın tepede yeme ızgarayı. Bir de ben demeyeyim de. Hani buraya gelecek Yaşar, Maşar hep beraber kalkıyor. Bir de yani bir de Emre olacak, yolda kalacak, yardımcı gel. Yani, günün şabat olsun. He? Bu Ali Birbir, Ali Birbir. He. Yani buraya deseler ki buraya şey mi, dört araba gübre var. Dört araba gelir ülke. Bak şimdi biz hani çok dolaşmalı geldiğimiz için öyle. Biz normal direkt gelsek var ya. Hani biz böyle bir sabah çıkmış olsak biz gece buraya ineriz biz. Doğru mu? Aynen öyle. Çok virajlı baba. Sanki burayı ne yapmışlar biliyor musun? Buraya nerede geleceğim biliyor musun? Eşeğe salmışlar. Eşek hiçbir zaman düz gitmez. Hep böyle döner döner gider. Tam buralar zaten hepsi hep şey yolu. He, eşek yolu yani. Eşek yolunu takip etmişler, o yol açmışlar. Dağlara. Zaten zamanında yani eşek yoluymuş ki. Dağlara, tepelere bak. Katır yolu bir de. Vallahi ya. Dön 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 dön, yol bir. Ben de buraları gece geçeceğim. Burada fındık bahçesi mi varmış? He, fındık bahçesi var diye. Fındık manyak. Bahçesi hani. Evet arkadaşlar, şu an Bingöl'deyiz. Bingöl'de işimiz bitti. Şükürler olsun. İnşallah bugün Muş'u da vereceğiz. Ben şimdi burada Bingöl'de videonun kapanışını yapmak istiyorum. İkinci bir bölüme geçeceğim. Bu birinci bölüm olacak. İkinci bölümde inşallah
Muş ve artısı devam edeceğiz inşallah Samsun'a kadar. Ben fazla uzun olsun istemiyorum. Yani videolarımız 1 saat, 1 saat 5 dakika, işte 50 dakika o civarlarda olsun istiyorum. Sizden de fazla zaman almak istemiyorum. Zaten bu videoya bayağı bir yoğun geçti. Sina ile beraber yani gitmediğimiz yer kalmadı. Şimdi son noktaya gidiyoruz inşallah. Son noktaya yetişmek için biraz mücadele ediyoruz. İnşallah yetişeceğiz. Yetişir misin? Tabii canım, Allah Allah. Saat kaç? 2 diyelim. 3, 3.30'da oradayız inşallah. 4'te. Yani Allah'ın izniyle 3.30'da oradayız. Şimdi ben buradan 100 kilometre. Sen buradan bir kapatırsın. Arayayım hemen adamı. Adamını arayalım. Adamı arayayım, ben 1 saat oradayım diyeyim. Aynen. Oradan olmadı. Murat abi ararım. Murat abi komutanı ara. Bizi bu akşam orada bırakmasın. 2 palet var deyin. En geç 3.30-4'te oradayım. Ya onu ben ararım. Ben orada şeyi ararım. Hani o dükkanı var, genel müdür var ya. Ya. Orada ararım, orada ben şey yaptırırım. Orada yani iki palet için biz orada yatırmasınlar. Orada olmazsa boşaltalım ve direkt Erzurum'a inelim. Aynen. Bu akşam böyle güzel bir istirahat edelim abi. Yani Erzurum'da da bir çağ kebabı yeriz. Bu çağ kebabı, bir de hamama gideriz. Aynen. Bir kesaptırır şöyle. Kaydırır, kaydırır, Kaç gündür bayağı bir yorulduk. Şu üzerimizdeki yorgunluğu ya, atalım baba. Şey yaparım ya, ben sana atarım keseyi. Vallahi mi diyeyim? Vallahi atarım. Göbek taşına yatırırım diyorsun. Ya yatırırım seni. Keseyi de atarım sana. Adamsın sen. Ulan ya, böyle patron kim bulabilir ya? Ama yani ben sana kese attırmam kendime. Niye? Oğlum bak sana elin şey gibi elma, küre gibi elma. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Yok abi, galsın istemiyorum. Bir şey deme oğlum bana. Ama aslında var ya, ben çok güzel kese yaparım ha, haberin olsun. Çok da güzel. O zaman seni hemen çok şeye verelim. Merkez hamamına verelim sana. Yok abi bak. Çok güzel masaj yaparım. Ellerim büyük ya. Evet. İnsanın omzunu şöyle kaplıyorum böyle. Yani masaj yaptığım kişiler... Oğlum sen adamın kaburgasına girersin ya. Yani biraz gücümüz, kuvvetimiz var. Sıkıntı yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Ya var canım. Ya. Ya neyse hadi arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Çünkü niye? Bu videomuz daha da değişik oldu. Daha güzel yani yerlere gittik. Herkes beğensin. İzleyen herkes beğensin. Yani beğeniyorlar zaten. Allah razı olsunlar. Bu videoda ben de varım ya. Arkadaşlar benim farkım ortaya çıkarım. Zaten kendine pay çıkarmasan şaşırırım yani. Şu kafamı kırarım burada. Arkadaşlar benim farkımı ortaya çıkarım. Hadi. Neyse ne diyoruz? Yani yolumuz yine, uzun olsun. Yine ben yorumları bekliyorum. Benle alakalı. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Ama her ne olursa olsun önce herkes adam olsun. Cansınız, sizleri seviyorum. Allah'a ısmarladık. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bingöl'de birinci bölümü kapatıyoruz. İkinci bölüm Muş'ta başlayacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.